Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini, ballığını, dünyalar tatlısı olmanı, şu burunun güzelliğine bak, şu kaşların gözlerin güzelliğine bak. Maşallah. Allah sana hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. Sana Allah acı yaşatmasın. Kendi korkusunun dışında sana da korku yaşatmasın. Korku beladır çünkü. Kötü bir şey korku. Allah sana korku. Hep benim böyle hep neşeli, sevinç içinde Allah yaşasın. Sağlık sıhhatle yaşasın. Cennette mutlaka, mutlaka elimde olman lazım inşallah. Allah nasip ederse. Çünkü böyle bir şekerlik, doyulur bir şekerlik değil bu. Ancak sonsuza kadar durursan, o zaman olur. Ben canımın güzel konuşmasını bir daha dinleyeyim. Kişinin samimiyeti neyle ölçülür? Canımın içi bir kere zaten Allah damga gibi yüze vurur. Bak sen mesela yüzüne baktın mı, elinden yüzünden ballık, şekerlik, tatlılık akıyor. Yani senden kime ne zarar gelir? Ve sana acayip güvenilir. Gözü kapalı yani. Gözü kapalı. İffetin, namusun, temizliğin hemen anlaşılıyor. Hemen. Gözü kapalı güvenilir sana yani. Çünkü çok dürüstsün, belli yani. Samimiyet bir yüzden, yani bakışlardan yüzden, vücut dilinden anlaşılır. Ayrıca konuşma. Ses tonu, kullanılan cümleler, kullanılan kelimeler. Çünkü samimiyette kelime kullanımı daha değişiktir. Yapmacıklıktaki kullanımı buna çok farklı. Mesela aynı kişinin samimi konuşması nasıl olması gerekirdi? Yapmacı konuşması nasıl olur? Bu hazırlanabilir, yazılabilir. Mesela bana birisini getirsinler buraya, konuşalım. Yapmacı konuştuğunu düşünelim. Samimi olsaydı hangi kelimeleri kullanacaktı ben onu söyleyebilirim ona. Özellikle söylenmemiştir onların. Samimi kelime söylemiştir, gururundan söylememiştir. Veyahut samimi konuşan bir insan samimiyetsiz konuşsaydı nasıl konuşması gerekirdi? O da bilinebilir. Yani şöyle şöyle konuşması gerekirdi diye bilinebilir. Evet dinliyorum. Benim yaşadığım sorun şu. Erkek arkadaşımla ilgili güvensizlik sorunu yaşıyorum. Bunu nasıl çözebilirim bu sorunu? Benim güzel yüzüme yaklaştırır mısın? Tabii. Bayağı güzel olmuş tarzın. Canımın içi çok yakışmış. Yüzün de çok güzel, gözlerin de çok yakışmış. Hoş olmuş. Allah sana sağlık, sıhhat, afiyet versin, bereket, bolluk versin. Seni cennetiyle sevindirsin. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. İnşallah cennette dost oluruz. Bir daha dinleyeyim seni. Yaşadığım sorun şu. Erkek arkadaşımla ilgili güvensizlik sorunu yaşıyorum. Bunu nasıl çözebilirim bu sorunu? Canımın içi eğer tabii egoist, bencilse tehlikelidir. Haklısın yani o sorun değil ki o vücudunun, aklının doğal savunması. Yani bencil ve egoistse şakası olmaz. Yani öyle bir insan mutlaka kötülük yapacaktır. Yani çıkarından çatıştığında sana karşı mutlaka acımasız davranacaktır. Yani bütün mesele egoist, bencil olmamadır. Bir insan kendini Allah'a tamamen adadıysa artık kendi için yaşamaz. Sadece Allah için yaşar. Kendinin çıkarları hiç onu ilgilendirmez. Hep sevdiklerinin çıkarlarıdır. Hep Allah'ın rızasıdır. Öyle oldun mu zaten hiçbir sorun olmayacağı belli. Bak bir konuda bile konu bitiyor. Ama bunun olması için de samimiyet gerekir. Samimiyet de derin imanı getirir. Derin iman da egoistliği, bencilliği ortadan kaldırır. Evet dinliyorum. Sevimli ikizler göstermek istiyorum. Ah severim ben onların tatlılığını. Nasıl güzelmiş. Canlarım benim. Ama birbirinin tıpkısı bunlar. Nasıl Evet, ayıracağız? çok güzeller. Çok zor. Çok sağ Yani imkansız ayırmak ya.
Ha, bir evde olsalar bitti yani. Evet. Hangisine ne diyeceksin? Benim var tanıdığım birkaç tane öyle ikiz. Aynısı ya. Evet. Ya inanılmıyor. Ne yapacağını bilmiyor insan. Ha bir de kıyafetleri de aynı oluyor. Bütün gücümle dikkat ediyorum böyle. Artık belirli şeyleri ayırt ettik. Oradan çıkartıyorum ya. Aynısı. Evet dinliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı, Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönündeki iddialara yönelik açıklamada bulunarak, ben Sayın Gül'ün Türkiye'nin, ülkenin çıkarlarını gözetmeksizin bir tavır ve tutum içine gireceği kanısında değilim. Dolayısıyla bu az önce ifade ettiğiniz soruya dönüştürdüğünüz konular tahmine dayalı, henüz gerçekliği görülmeyen alanlardır dedi. Ya öyle sırf yani rahatsızlık vermek kastıyla bir şey yapılmaz. Onun bir mantığı yok. Tayyip Hocam ideal yani başkan olmak için. Laf uzatmaya da gerek yok. Başka da şu an uygun başkan adayı ben göremiyorum. Sen mi olmak lazım? Yani lafı ne uzatıyorlar? Bir de ayrıca güçlü bir iktidar. Güçlü bir iktidar. Milli devlet en hayati ihtiyacımız şu an. Yani milli devlet ve güçlü iktidar. Bunun olmaması çok vahim gelişmeye sebep olabilir. Bizim bu son 10 yılı, Deccal için çok önemli olan son 10 yılı en mükemmel şekilde İslam'ın ve Türklük alemin lehine kullanmamız lazım. Bu son 10 yılda Allah verilmesin ya yok oluruz ya dünya hakim oluruz. Ha biz yok olursak dünya da yok olur onu söyleyeyim. Yani bütün dünya yok olur. İkinci yolda dünya hakimiyet. İkinci bir yol olmaz. Canım kardeşim gel. Gel de bak şu yükselmeye. Görüyor musun?